mı? Daima böylece kişi istikbali kıble vakit, vaktinde girmesi lazımdır. E tabi bedenen 14 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında insanlar akıl bali olurlar. Akıl bali olması demek bali. Yani aklın kemalatı idrak etmesi lazım artık. Madem Allah var, biz boşuna gelmemişiz bu dünyaya. Cenab-ı Allah bizi ahsen takvim üzerine yaratmış. Aşağıların aşağısında red etmişse mutlaka bir hikmeti var bunun. Deyip bunları sordun mu, soruşturdun mu? La ilahe illallah dedin mi? La ilahe illallah duhlen cennet diyor Resul Efendimiz. Cennete girer diyor. Muhammed Resulullah bak başarı. Bazı Müslümanlar göre la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gereklidir diyorlar ama Resul Efendimiz öyle demiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dememiş. La ilahe illallah duhlen cennet demiş. La yok, ilah yok. İşte hayallerinizdeki, zanlarınızdaki ilahları bırakır da illa Allah diye bildiğiniz, tanıdığınız onu öğrenirseniz o zaman iki bölümde olan bu halin ilahla Allah'lığın da manasını öğrenir olursunuz. Allah ayrı, ilah ayrıdır. Birisi ibadet edilendir, birisi tecellisini gösterendir. La ilahe illallah. Yani her boyutta, her şeyde, mesela namazlarında 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 vakit namazı, sabah namazının tevhid-i efal ve fenaye efali, efal mertebesinde ilmel yakınlık seviyesini öğreniyoruz. Ama tecellisini ta cemül cemde zevk ediyoruz. Çünkü zatı tam manasıyla tecellisini göremezsen, sıfatta tecellisini göremezsen, fiilin tecellisini göremiyorsun onun için. Boşuna değil. Öğle namazı aynı. Öğle namazını tevhid-i sıfat, fena-i sıfat yapıyorsun ilmel yakınlık seviyesinde. Ne zaman tecellisini gördün, Hazret mertebesinde Muhammed'ini kendi mazarından Muhammed'i açığa çıkardığın zaman ancak bunun zevkine varıyorsun. Böyle namazını kılmalı, kılabilmen için. Diğerleri bakın, Yunus Aleyhisselam'ın miracı, fena mertebelerinde, balığın karnında, La ilahe illa enti subhaneke inni kuntu minez zalimin demiş. Balığın karnında, beni zalimlerden eyleme ya Rabbi diye dua ediyor. Zalim olduğunun kabullerinin içini yapmış ve böylece ben de bunlardan artık kurtulayım diyor, soyunayım diyor. Soyunma namazını kılmış. Buna ilmel yakınlık diyoruz. Ama Hz. Muhammed'in namazı öyle değil. Sümmedana fetedelle ve kâne kâbe kâvseyne vedna. Necm suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde Sümmedana artık efali öğrendim, Allah'ınmış. Sıfatı öğrendim, Allah'ınmış. Zatı öğrendim, Allah'ınmış. O zaman bunların üçü bende birleşti. Birleşince de ben bir olarak görmeye başladım. Demek ki bendeki Cenab-ı Hakk'ın tecellisiymiş demeye başladım. İyi de bendeki tecelli onun tecellisi ama benden nasıl tecelli ediyor? Cinsleri var, henüz daha öğrenmemiş. Onun için hak zahir, hak batın. Vücudun hak aslında zahir. İnsanın zatı ayan beyan. Sıfatları batındır. Gözden görünü göremezsin. Göz görürsün, gözünü göremezsin. Kulaktan duyanı göremezsin, kulağı görürsün de. Dilden konuşanı göremezsin. Dili görürsün de konuşanı göremezsin. Onun için kişinin zatı ayan beyandır. Allah'ın zatı da senin zatın aynısıdır zaten. Orada tecelli diyor. Zat sıfatsız olmaz. Sıfat da senin sıfatlarından tecelli ettiğine göre sıfatlar görülmüyor. Zat görünüyor. Ama toplumdaki insanlar sıfatlar görülüyor, zat görünmüyor diyor. Niye? Bu zata Allah'ın zatı dese küfre girecek. Onun için hayal çıkıyor hemen oraya. Hayal çıkıyor. Hayale çıkıyor. Hayale çıkıyor. Bu bakımdan kişi hakikaten Allah'ın zatı görünür, bilinmez. Çünkü görünen kısmı var. Mülk günde, 18 bin alemde mülk sahibi ama bir de görünmeyen gibi letafat günü var. Sureti var, sireti var. Biz sureti görüyoruz. Sireti görmüyoruz. Sirette de olursa Allah vacibi vücut deriz. Ama mevcuda ise Muhammed deriz.
vahdeti mevcut Muhammed'dir. Vacibi vücut Allah'tır. Çünkü vücutta hem zahir yönümüz vardır, hem batın yönümüz vardır, hem ruhsal yönümüz vardır, hem bedensel yönümüz vardır. Bu Allah'tır. Ama yalnız mevcut olursa vahdeti mevcut çoklarımızın birliğine Muhammed diyor. Bak, senin sıfatlarının birliğine senin gibi Muhammed diyoruz. Veyahut da hepimizin bu ifanet ve kemalatımız hepimizde var. Bunların yekûnuna Muhammedler diyoruz veya Muhammed ümmeti diyoruz. İdraklara vakıf olduğumuz zaman anlıyoruz ki artık Allah görülüyormuş, görülmüyor değilmiş. Ama dediğim gibi Allah da nereden görülür? Mevcuttan görülür. O görülen kısmında da ona Allah demiyoruz, hak diyoruz biz. Ama biliyoruz ki Hud desek, hak da desek, Allah da desek, hak da desek, Rab da desek, belirli mertebelerde aldığı isimlerden başka bir şey değilmiş. İnşallah bu şekilde biz de İsra suresindeki gecenin karanlığında vahdet remzeder geceler, gündüzler kestedir remzeder. Gece zevkiyle Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Haramiyetimizden Mescid-i Aksa'ya yani kalbimize veyahut da bir insan-ı kamile gelir. Orada bu ayetleri okur. Bu ayetleri okuduktan sonra da Sidre-i Müntaha'ya gelir. O zevklere geçeriz. O zevklerden sonra da anlarız ki biz ibadet taat yapmıyormuşuz. Bizden ibadet taat yapan Cenab-ı Hak'mış deriz. Ve böylece tekrar Resul Efendimiz'in döndüğü gibi toplum içerisinde yaşama haliyle daimi selat halinde yaşarız. Ama bu daimi selat demek artık bedensel namazı bırakmak veyahut da gönlümüzdeki ruhumuzun icraatını düşünmemek, yaşamamak hali değildir. Aynı zamanda iç içe olduğu için üç de aynıdır. Daimi selah da aynıdır. Selahatü ikame de aynıdır. Namaz da aynıdır. Ama dediğim gibi birisi ilmel yakınlıktır. Onun zevki o boyuttadır. Helal da vardır, haram da vardır. Ötekinde ise bizzat zevk vardır. Şuhut vardır. Şuhudu zevktir onlar. Bu zevkler selat halinde, selat-ı ikame halinde tecelli eder. Bir de selat-ı daimi vardır. O da yaşamdır. O da selattır ama yaşamdır. Artık her nefes alışın. Yemek yiyişinde namazdır. Yatakta yatman da namazdır. Araba kullanman da namazdır. İşinde çalışman da namazdır. O zaman namazın da demek ki Cenab-ı Allah'ın tecellilerini, zevkine ermekten ibaret olduğunu anlamış olursunuz. İnşallah bu şekilde miracı zevk eden, o zevklere sahip olan kullarına eylesin Cenab-ı Allah. Amin. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun.